artarak gönlümün aydınlandığı her saniyede bir mahabeti sabah olduğu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi. Süleymaniye'de bayram sabahı. Efendim şimdi çok güzel bir atmosferdeyiz. Yani benim İstanbul'un kadim, özellikle Fatih ilçesinde muhteşem bir atmosferi vardır buranın. Böyle yani benim arkam olduğu için size manzarayı göstermek için, yani böyle döndüğünüzde daha böyle eski kadim kültürleri, fakat bu tarafa baktığınızda İstanbul Üniversitesi ile birlikte iç içe görebileceğimiz daha Avrupa'yı, yani hepsini birbirine geçirmiştir, Boğaz Köprüsü gibi düşünün. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiiriyle başladık. Süleymaniye'de bayram sabahı. Biliyorsunuz dün akşam kandilimizdi. Bugün de çok önemli bayramımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıl dönümü. Yahya Kemal Beyatlı Balkanlarda doğup, Üsküp'te doğup ve Balkan Savaşı'nı da yaşadığı için tarihin önemli şahsiyetlerindendir. 1922 senesinde Darülfünun Edebiyat toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Fahri Doktoralık ünvanının verilmesini önerir ki kabul edilir. Daha sonra Ankara'ya gider, Hakimiyet-i Milliyet Gazetesi'nde başyazar olur. Ama bundan öncesi vardır. Kurtuluş Savaşı kazanıldığı zaman İzmir'den Bursa'ya gelecek olan heyetin içerisinde Yahya Kemal Beyatlı karşılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Ankara'ya dönüşünde, yani Bursa'dan Ankara'ya geçişinde de kendisine eşlik eder. Önemli bir şahsiyettir dedik. Sadece yani derin şiirinin yanında divan edebiyatıyla modern edebiyatı birbirine geçiren bir köprüdür Yahya Kemal Beyatlı. Kendisinin, evet, sadece bununla da bitmez. 1922 senesinde, yani 23'e geçti. Bunu Ankara'dan sonra Lozan'daki danışmanlardan birisidir. Ve sonra da bundan sonra elçi olarak bizi Varşova'da, Lizbon'da, Madrid'de temsil edecektir. Bu vesileyle ben kendisini de anıyorum. 1 Kasım'da kendisinin vefat yıl dönümü. Nurlar içinde yatsın. Bu insanlar, şahsiyetler edebiyatımıza ve bu şiirinde özellikle o bize ait toprakları yitirdikten sonraki o kadim kültürü, yani buradayız, bu halk her şeye rağmen bir bütün demek ister o şiirinde. Dolayısıyla şimdi neden buradayız? Dedik ki 1924'ten beri burası var. Erzincanlı Ali Baba'nın kuru fasulye. Burada yenir efendim. İstanbul'da çok eskiler bilir ama yani üniversitede çalışanlar, okuyanlar, burası dolar taşar ama pandemi nedeniyle biraz dönem. Onun için sakin geçiyor. Yine de biraz insanlar var. Biz fasulyemizi yiyeceğiz birazdan. Tavsiye ederim. Gelin buraya. Buraları doldurun. Fasulyenizi de yiyin. Neden geldik efendim? Dedik. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 31 ile 35 yılları arasında kendisinin baş aşçısı olan Halit Altay Bey'den alınan bilgiye göre Atatürk'ün, bugün kitaplara da yansıyan, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden birisidir kuru fasulye. Şimdi bunların yanında kendisi enginarı da sever ama rivayete göre, doğru mudur bilinmez, vefatından son kısa bir dönem önce İzmir'den yetiştiremezler enginarı. Ama kuşkonmazı mesela Avrupa'da bilir ve burada Yalova'da eker. Bunu ilk tattıranlardandır kendisi. Kimler vardır? Yani sadece fasulye değildir. Fasulyenin yanında işte karnıyarık vardır. Fasulyenin yanına özellikle bulgur pilavı ve pirinç pilavını ister. Burada da bu pirinç pilavını bulabilirsiniz. Henüz sormadım. Bulgur pilavı var mı? Ustam, bulgur pilavı da var mı? Varmış efendim. Öğrendik. Burada geldiğinizde dediğim gibi buraya gelin, bu atmosferi soluyun. Süleymaniye'yi, yani o dokuyu alın ve Mimar Sinan da burada. Yani daha ne diyeyim? En azından burada hiçbir şey yemeseniz bu havayı bir gezseniz, size bu bahsettiğim Avrupa ve Batı ve Doğu sentezini de birlikte sunmaktadır.
İstanbul'un özel şehirlerinden biri, yani özel mekanlarından biridir Fatih ilçesinde dediğim gibi. Evet dedik, Atatürk'ümüz kuru fasulyeyi çok sever. Yanına bulgur pilavı ve pirinç pilavı yer. En sevdiği yemeklerden bir tanesi de etli bamyadır. Yanına yoğurtla yer efendim. Biliyorsunuz gurme, yani turizmin ilerlemesiyle artık gurmelik mesleği gibi artık sunulmakta. Buna gönül verenler bunu anlatmakta ama Atatürk o zamandan itibaren, yani şu anda bulunduğumuz gibi esnaf lokantalarını, yani Türk mutfağını, Atatürk Çankaya Köşkü'nde dünyanın en seçkin insanlarını, en seçkin ne diyelim, elit etik erk sahiplerini ağırlar ama ağırlıklı olarak Türk yemeklerini sofraya koydurtur ve hazırlatır. Kendisi de tercih ettiği gibi. Öyle lüks sofraları, şeyleri sevmez. Esnaf halktan yanadır, halkın insanı olduğu için. Dolayısıyla biz bugün Cumhuriyetimizin 97. yılında birlik ve beraberlik içerisinde, eğer Cumhuriyeti de farklı bir tatla yaşamak isterseniz, adresiniz burası biliyorsunuz, Süleymaniye'de. Hem fasulye, hem tat, hem doku, hem koku. Arkamızdaki yol böyle İvan yolu uzar gider, havası bile yeter. Herkese sevgiler, saygılar. Biz birazdan fasulyemizi yiyeceğiz. Sizlere de tavsiye ediyorum efendim. Bize bugünlere bu tadı, bunları yiyemeseler de bize bunları yaşatan, bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları, tüm adı unutulmuş şehitlerimiz ve kadınlarımız, hepsine sonsuz şükran ve minnetle. Nice bayramlar efendim. Birlik ve dirliğimiz ve ağzımızın tadı bozulmasın efendim. Hoş kalınız, sevgiyle kalınız.